istediği sonucu alabiliyor. Ve bugün bir kez daha Ordu'da biz yoksak doğalgaz yok dedi. Ordu'nun kılına zarar gelmez dedi. Çünkü dedi Cumhurbaşkanınız da AK Partili dedi. Evet. Dolayısıyla belediyeler de AK Partili olması gerekiyor dedi. Bütün bu hatırlatmalardan sonra buna rağmen Ordu uyandı ama o hatta genel olarak beklediği ilgiyi görmedi diyorsunuz Cemal Enginyurt. Öyle mi? Nasıl uyandı Ordu? Bir kez daha tarif edin bize. O zaman bu dili uyandıklarını düşündüğünüz için ya da Nazif Bey'e sorduğum gibi acaba önlerindeki anketler biraz alarm çalıyor da bu dil mi kullanılıyor artık diye sormam lazım. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı hakikaten bir hafıza problemi yaşıyor. Yani bazen 50 yıl önceye gidiyor, hatırlıyor oraları. Buna tıp dilinde ne denir bilmiyorum ama 3-4 yıl öncesini unutuyor. Hep genelde milli gençlik yıllarına dönüyor. Refah Partisi'nin il başkanlığı yaptığı dönemlerdeki sloganlara sarılıyor. Yıl 2019. Cumhur İttifakı. Ben de Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekiliyim. Recep Tayyip Erdoğan Ordu'ya mitinge geldi. Dedi ki bir yıl içinde Ordu'nun ilçeleri doğalgaza kavuşacak dedi. Hilmi Güler biliyorsunuz dedi 7 yıl Enerji Bakanlığı yaptı. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız 7 yıl Enerji Bakanlığı yaptı. 7 yıl boyunca Ordu'ya doğalgazın D'si uğramadı belediye başkanının bakanlığı döneminde. Yani öyle muhteşem bir belediye başkanı ki 7 yıl Enerji Bakanlığı yaptı. Ordu'ya bırakın doğalgazı. Ordu'nun köylerinde, ilçelerde hala 40 yıl önceki elektrik hatları var. Kablolar kışın işe yaramıyor, yazın işe yaramıyor. Elektrik kesintileri sebebiyle buzdolapları, televizyonlar, çamaşır makineleri bozulup gidiyor. Şimdi 2019'da benim de desteklediğim Cumhur İttifakı MHP'de aday çıkarmamıştı biliyorsunuz. Hilmi Güler'i destekledik. Ve Cumhurbaşkanı dedi ki bu Hilmi Güler'i seçin. Bir yıl içinde doğalgazı getirmezse hesabını ben soracağım dedi. 5 yıl bitti. Şimdi aynı Cumhurbaşkanı geldi. 5 yıl önce ne söylediyse aynısını söylüyor. Ordu'nun Perşembe ilçesi. Sahilin en güzel ilçesi. Hakikaten Türkiye'de sakin şehir unvanını da almış güzel bir şehir. Güzel bir ilçe. 22 yıldır belediye Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Doğalgaz var mı? Yok. Ordu'nun Ulubey ilçesi. Son 4 dönemdir yani yaklaşık 20 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Ordu'ya 25 kilometre. Doğalgaz var mı? Yok. Gürgendepe ilçemizde doğalgaz getireceğim diyor ya. 5 yıl önce Gürgendepe'liler bizi seyredince hatırlayacaklar. Ben demiştim ki o zaman Hilmi Güler söz veriyor musun doğalgaz gelecek mi diye AKP belediye başkan adayına. Söz vekilim demişti benimle beraber otobüsün üzerinde. Bir yılda gelecek. Zaten Gürgendepe'ye doğalgaz gelse bile faturayı ödeyecek Gürgendepe'de adam yok, insan yok. Öyle bir ekonomi yok Gürgendepe'de. Gürgendepe'liler hepsi gurbetteler. 6 ay kış oluyor, 4 ay soğuk oluyor, 2 ay sıcak oluyor. O sıcağın akşamında da soğuk oluyor. Doğalgaz yakmak zorundalar. 3.000 liradan aşağı fatura gelmez zaten. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan bugün çıktı diyor ki AKP seçilmezse doğalgaz gelmez. Yahu 5 yıl önce söylediğinin aynını söylüyor. Suat Hocam diyor ki bunu bilerek söylüyor. Biz tartışalım istiyor diyor. Onun için de ben de geriye giderek bir hatırlatmada bulunuyorum. Aslında Suat Cemal Hocam Bey gerçekten diyor. Çok etkileyiciydi. Yani Perşembe, Ulubey, 20 yıl AK Parti var ve doğalgaz yok. Ve belediye başkanları da bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı 2014'ten bu tarafa AK Parti'nin elinde. Yani 2014 yılında AK Partili belediye başkanı seçildi. Yıl 2024. Yani 10 yıldır da Büyükşehir AK Partili belediyelerin elinde bu Cumhurbaşkanı da 2014'te Cumhurbaşkanı seçildi. Bu zaten unutuyor ne zaman seçildiğini falan da Cumhurbaşkanı. Çünkü ikide bir
benim sürem dolmadı diyor. Muhtemelen 2028'de de diyecek ki ben vallahi bir kere oldum diyecek. Yani siz 3 diye yanlış hatırlıyorsunuz diyecek. Benim diplomamın olmadığını söylüyorsunuz falan ama diyecek. Diplomaya gerek yok ki diyecek. Hangi padişahın, hangi kralın diploması vardı? Ben buyrukla yönetiyorum. Zaten bunun için diplomaya da gerek yok diyecek 2028'de. Bir daha aday olacak muhtemelen. Durum onu gösteriyor. Yani orduyu yöneten Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığındaki AKP orduya doğalgaz gelmemiş ilçelere kendi de saydı bu ilçeleri ve şimdi Akkuş ilçemiz en yüksek ilçelerimizden birisi. Mesudiye ilçemiz en yüksek ilçelerimizden birisi. Bir kere doğalgazın gitmesi çok zor da gitse bile oralarda doğalgaz faturaları can yakar. Oralara doğalgaz götürene kadar odun yardımı yapması lazım. Hani diyor ya doğalgaz bedava diye. Doğalgaz bedava diyene kadar mutfak tüpüne indirim yapması lazım. 700 lira mutfak tüpü. Oduna indirim yapması lazım. Kömüre indirim yapması lazım. Çünkü bu insanlar oralarda buna ihtiyaç hissediyor. Ama bugün güya tehdit ediyor. Diyor ki biz gelmezsek, bizim adayı seçmezsen doğalgaz gelmez. 5 yıl önce bu Hilmi amca var bizim 75 yaşında Ordu Büyükbişehir Belediye Başkanımız. Recep Tayyip Erdoğan da kefil oldu buna. Dedi ki 552 projem var. Şu ana kadar Ordu'ya 5 proje yapmadı. Ordu Büyükşehir Belediyesi yasak elma dizisi gibi yönetiliyor maşallah. Yani kim nerede ne yapıyor hiç belli değil. Ama Recep Tayyip Erdoğan bunlardan haberi yok. Geliyor orduluyu tehdit ediyor. Ha ordulu oy verir mi? Verir ama emin olun bu sefer o %65'leri göremeyeceğini bugün meydanda gördüm. Ve nitekim en önemlisi şu. Biz dün Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıkladık Demokrat Parti'den. Serhat Şerebolu diye bir kardeşimizi. Altınordu Belediye Başkan adayımız Ertuğrul Koç kardeşimizi. Dün esnafı geziyorduk şehirde. Bugün sivil toplum örgütlerini gezdik. Ve Tayyip Bey'in mitinginden sonra da Nazif abi sokaktaydık. Size sokaktan haber vereyim. Buyurun. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ve Altınordu Belediye Başkan adayımız da gezerken millet hakikaten Demokrat Parti'ye, Cemal Enginyurt'a, Cemal Enginyurt'un arkadaşlarına büyük bir heyecanla sarılıyorlar. Bizi bu iki AK Partili'ye mahkum etmediniz diyorlar. Ordulu'nun bir talihsizliği de şu. Recep Tayyip Erdoğan bugün konuşmasında onu da söyledi. Enver Yılmaz diye daha önce AK Partili belediye başkanı iken görevden alınan bir arkadaş da İYİ Parti'den aday oldu.